Onlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar Facebook'ta 4D kamu gruplarında bir mektup dolanmaya başladı elden ele. Kimin yazdığını, kimin bu yazıyı ilk başta yazdığını bilmiyoruz açıkçası ama elden ele dolaşmaya ve cimere gönderilmeye başlandı. Bu yazıyı da sizlere biz de paylaşmak istedik. Siz de bu yazıyı kopyalayıp arkadaşlar cimere gönderirseniz iyi olur. işçiler göndermeye başladı. ilk yazının çıkış amacı Facebook kamu işçileri gruplarında onlarca grup var biliyorsunuz yüz binlerce üyesi olan. Bu gruplarda yayıldı elden ele arkadaşlar. Şu anda da Facebook gruplarında dolaşıyor. Bu yazıya direkt videonun altına koydum. Sizler de direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Cumhurbaşkanı'na yazılmış, CİMER'e yazılmış bir mektuptur. Sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu yazıyı kopyalayıp CİMER'e gönderin arkadaşlar. Sorunların hallolması adına diyorum ve başlıyoruz arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanım, Ülkemizde kişilerin çalışma hakkı ve ödevi anayasamızın 49. maddesinde, sosyal güvenlik hakkı ise 60. maddesinde anayasal güvence altına alınmıştır. Çalışmanın herkesin hakkı ve ödevi olduğu, sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu ve devletin bu güvenliği sağlayacak tedbirleri alıp teşkilat kuracağı düzenlenmiştir. 657 sayılı devlet memurları kanununun 4. maddede de kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel ve işçileri ile görüleceği hüküm altına alınmıştır. Devlet memurlarının bazı istisnalar hariç genel olarak 65 yaşının doğdukları tarihe kadar çalışmalarında yasal bir engel bulunmamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işler için ne zaman emekli olmak istediği tamamen kendisiyle ile ilgili olup emeklilikle ilgili şartları tamamlaması şartıyla işten ayrılabilmektedir. Tabi oldukları 5510 sayılı kanun hükümlerine göre yaş, çalışma süresi ve prim gibi şartları sağlamaları emeklilik için yeterlidir. Ancak Emekli olup olmama konusu çalışan inisiyatifindedir. 4857 sayılı iş kanunu ve yargıtay kararlarında da sadece emekliliğe hak kazanmanın işten çıkarma için yeterli olmadığı ve geçerli bir neden sayılamayacağı kabul edilmiştir. Sizin tarafınızdan kabul edilen 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile taşeron yanında çalışmakta olan işler kamu hizmetine sürekli iş olarak alınmışlardır. Ancak kararnamede yer alan bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya kazandıkları tarihi geçemez. Hükmü sürekli iş kadrosuna geçilen işler açısından aşağıda belirteceğim sebepler yüzünden büyük bir mağduriyet yaratmaktadır. Maddenin düzenlemiş amacında işsizliği önleme düşüncesi ağır basmış olmakla birlikte çalışanların emekli olduklarında yaşadıkları hayat standartlarını korumaları da önemlidir. İşçilerin emekli aylığı hesabında prim gün sayısı ve buna bağlı olarak aylık bağlama oranı ile sigorta primine esas kazançları çok önemlidir. Uzun yıllardır taşeron yanında çalışan ve primleri genellikle asgari ücret üzerinden yatan bu işçilerin emekli olduklarında bağlanan emekli aylıkları 1500 TL civarında olmaktadır. Çalışırken almış oldukları 3500 TL civarında aldıkları maaşlardan 1500 TL'ye düşmek yaşadıkları hayat standartında koruyamamakta ve tekrar çalışma ihtiyacı hissetmedikler, hissetmediklerdirler. Bu durumda da çoğunluk kayıt dışı istihdama yönelmektedir. Bu da ülkedeki istihdam açısından da bir tehlike oluşturmaktadır. İşçileri çalıştıran kurumlar da yasa gereği emekliliğini dolduran işçiyi işten çıkarmak zorunda kalmakta ve yeni işçi alımında da zorluk yaşamaktadır. Çünkü bu işçilerin kadroları iptal edilmektedir. Bu durumda eksik personelik görülen hizmetlerde de aksam olmaktadır. Kamu kurumlarında uzun yıllarda çalışan işçilerle işkur üzerinde işe başlayan işçilerin istedikleri yaşa kadar çalışmaları, 696'lı arkadaşların emekliliğe hak kazandıkları tarihte işten çıkarılmaları, çalışanlar arasında da huzursuzluğa yol açmakta, çalışma verimini düşürmekte ve yasalar ve anayasa açısından da işler arasında eşitsizliğe yol açmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanım, maddenin tamamen iptaliyle birlikte bu işçilerin emeklilik aylıklarının hesaplanmasındaki kriterlerin değiştirilmesi veya Kadınlar için 55 yaş, erkekler için 60 yaşına kadar çalışabilecekleri şeklinde bir yasal düzenleme ile çözüm bulunabileceği inancımı taşımaktayım. Biz burada bir dipnota ekleyelim arkadaşlar. Siz bu yazıyı gönderirken 55 yaşı ve 60 yaşı demeyin. Bence 65 yaşı diye yazın. Kadınlar da, kadınlar da isteyerek 65 yaşına kadar çalışabilir bence. Erkekler de aynı şekilde bu yazıyı yazan arkadaş 55-60 yaş yaz, belirtmiş ama ben 65 yaş olarak düzeltin diyorum. Videonun altında dediğim gibi linki var. Siz onları 65 yaş olarak düzeltin ve CİMER'e gönderin diyorum arkadaşlar. Mağduriyet yaşayan 696 tüm işler adına saygılarımı arz ederim demiş arkadaşlar. Yazı bu şekilde arkadaşlar. Bu yazı gerçekten olayı tarif etmiş. Güzel kısa öz bir yazı. Videonun altına linkini koydum. Direkt tıklayıp yazıyı kopyalayıp siz de cimeri e gönderin arkadaşlar. Ne kadar çok tepki, ne kadar çok etki arkadaşlar. Bu yazıyı binlerce kişi gönderirse emin olun bu yasa düzenlemesi bir an önce çıkar ve CİMER'de Cumhurbaşkanı önüne gelir arkadaşlar. Çünkü orada istatistik yapıyorlar arkadaşlar. Ona göre kanunlar çıkarıyorlar. Atıyorum şu konuda çok mail var CİMER'e ulaşmış. Buna bir eğilelim deniyor arkadaşlar. O yüzden ne kadar çok kişi bu yazıyı mail atarsa o kadar çok etki yaratır. Yazıyı dediğim gibi videonun altına bulabilirsiniz. Kopyalayın ve cimere gönderin arkadaşlar. Anneniz adına gönderin, babanız adına gönderin, kardeşleriniz adına gönderin, kendi adınıza da gönderebilirsiniz. Sonuçta bu yazı mağduriyeti anlatan bir yazıdır. Ne kadar çok kişi gönderirse bu zorun emeklilik konusu o kadar çabuk gündeme gelir diyorum. Muhalefet elinden geleni yapıyor. AK Parti'de sizlerin sayesinde cimere gönderdiğiniz bu yazılar sayesinde bir kanun düzenlemesi getireceğini düşünüyorum. Durum bu yönde arkadaşlar. Türkiye'nin yeni YouTube kanalındasınız. Kanal abone olup bildirimizi açarsanız bu tarz gelişmelerin hiçbirini kaçırmazsınız diyorum. Kanalı 100 bin abone yapalım. Ankara sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Ne kadar büyük kanal o kadar büyük etki ve tepkidir. O kadar büyük hızlı seri bir şekilde sorunların çözümü demektir arkadaşlar. Birlikte büyüyelim. Birlikte başaracağız diyorum. Cimer'e mail atmayı unutmayın diyorum. Sorularınızı ve yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.